Silivri'deyiz. Tarım hasadımız hayırlı olsun. Bereketi bol olsun. Çiftçimiz zorda. Özellikle fiyatların düşük olması, maliyetlerin çok yükselmesi. Ama biz 4 yılı aşan programlarımızda çiftçimizin yanında olduğumuz çokça konumuz var. Burada da bugün hem yerli tohum ekimini kendimizin yaptığı, desteklediğimiz bir hasadı Silivri'de, Gazitepe Köyü'nde birlikte Silivri ve Çatalca Belediye Başkanlarımızla yaptık. Mutluyuz, çiftçimizin bereketi bol olsun. Amin başkanım, amin başkanım. Evet. Kiptaş'ın önceki döneminde, 2019'dan önceki dönemde Mevlüt Uysal'ın belediye başkanlığı döneminde yaklaşık 200 kişiye çok büyük indirimlerle ev satıldığı iddiası var. Bilginiz var mı? Ne diyeceksiniz, ne söyleyeceksiniz? Ya şöyle, tabii bazen alan insanların ismiyle meseleler gündeme geliyor ama biz alanı değil de satanla ilgileniyoruz. Niçin böyle sattığını ve nasıl böyle bir şeye giriştiğini, Sayıştay raporlarını bekliyoruz. Ona göre yapılması gereken işlemler var ise de takibini yapıp işlemler için harekete geçeceğiz. 2019 Sayıştay raporunda var aslında. Evet, var. Yani o döneme dair zaten bir kısım işlemler yapıldı ama yine bu detaylar üzerinden süreci irdelemeye devam edeceğiz. Zaten birçok konuda aslında yaptığımız hukuki girişimlerimiz var. Yani sadece Kiptaş'ta değil, birçok birimimizde, ama biliyorsunuz ki bu konuda, özellikle bu tür konularda, ama bakanlık ama diğer kurumlarda birçok hukuki girişimlerimiz ne yazık ki hem karşılıksız bırakıldı, hatta soruşturma yapma ve bunun gibi bir takım yetkilerimizin elimizden alındığını bütün kamuoyu biliyor. Aynı şeyleri tekrar etsek de etmesek de süreç böyle. Ama işin peşini bırakmadığımızı milletimiz bilsin. Efendim, bir kısa soru da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçakta bir açıklaması oldu. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyelerde dost ahbap atamalarının olduğunu söyledi. Buna nasıl bir açıklama yapacaksınız? Vallahi Cumhurbaşkanı hangi duyguyla bunu söyledi bilmiyorum ama dost akraba işine girersek acaba devlet kademeleri veya yakın çevresinde işe girmemiş ya da dibinde durmayan dostu akrabası var mı bilmiyorum. Önce kendilerine bir baksınlar. Evet, teşekkürler. Pardon, müsaade ederim.